Rahmetlik babam ziraatle uğraştırıyor bizi. Beni ilkokula göndermiyor. Ben kış aylarında fırsat bulduğumda 2 ay, 3 ay okula gidiyorum. İş başladım, babam rahmetlik alıyor. Öğretmenim vardı, dedi ki, Ulusoy dedi, sen dedi bir hafta gel, seni 5. sınıf karneni vereceğim. Diplomanı vereceğim dedi. Geldim, kitapları aldım. O günün devrinde eve geldim. Analığıma dedim ki böyle böyle, nene dedim, ben dedim bir hafta okula gideceğim. Öğretmenim diplomayı verecek bana. Çünkü okuyorum ben hepsini. Tarih bilgilerim de güzel. Tarih bilgisini, İstanbul'un kurtuluşunu en güzel ben anlatırdım. Onun için öğretmen diploma vermeyi istedi. Sağ olsun. Vay dedi. Babam rahmetlik. Ulan okuyup da dedi, memur mu olacaksın dedi. Masaya mı oturacaksın? Çabuk onları ver, gel kitapları. Ağlayarak gittim. Kitapları verdim, geldim. Alamadım diploma. Zor şartlarda onurlu hayat kavgaları veren ana, baba, dede ve ninelerimiz. Geçmişe uzanan yakın bağlarımız. Anadolu bozkırının kırsal ihtiyarları, baş tacımız, can yakınlarımız. Eskiden hemen misafir geldiğinde kimseye danışılmadan hemen hindi tavuk kesilir. Yer sofrası misafirin kalabalıklığına göre, nüfusuna göre sofra kurulur. Sofraları zengin olurdu. Yani misafirin müddetine göre, eğer uzun süreli misafir gelmişse baklava, et yemekleri türlü, efendim pilav, düğün pilavı veya ona benzer pişirilir. Bir toplumu sarsılmadan ayakta tutabilen gelenek ve görenekleri atalardan devralarak sıkı sıkıya bağlı yaşayan, yeni nesillere aktarmaya çabalayan cefakar Anadolu köylüleri. Belki bir gün bir yerlerde tesadüfen karşılaşmayı beklemektense, kapılarına gelip misafir olunduğunda duyduklarını, gördüklerini, bildiklerini büyük bir mutlulukla paylaşırken, varını yoğunu ortaya koyan, sıcak yüzlü, misafirperver, eli öpülesi eski toprak bilge Anadolu ihtiyarları. Onlar artık, göz açıp kapayıncaya geçen onlarca yılın birikimi, hazine değerinde tecrübelerle dolu ibretlik hayat hikayelerini geçmişe hatırlatmak, geleceği kolaylaştırmak için onur duyarak gönül pınarlarından paylaşıyorlar. Bizim gençliğimizde köy hayatı çok güzel yaşanıyordu. Büyüklerimiz işlerini bitirdikten sonra herkes odaya gelir. Odada bir düzen üzere otururlar. Biz gençken odaya girdiğimizde birisi su isteyecek mi veya herhangi bir şey buyuracak mı diye insanların gözüne bakardık. Orada insanlar konuşurken, biri konuşurken öbürü sözünü kesmezdi. Ve odalar bir eğitim vazifesi görürdü. Ben Etimost Yapracık Köyü'nden Çakmak Ulusoy. İsmimin sade Çakmak değil, esas ismim Fevzi Çakmak'tır. Fevzi Çakmak Ulusoy. Dedem rahmetlik yazdırmış bizi. Nüfus kağıdımı almamışlar. Ben nüfus kağıdı almaya gittim. İşte nüfusa gittiğimde benim ismim Çakmak değil, Fevzi Çakmak olacak dediğimde nüfusçu dedi ki çift isim yasaktır dedi. Bana bu şekilde yazılıyor şimdi dedi. Aslında bir kanun yokmuş da öyle söylenmiş. Onun için ismimi öyle nüfus kağıdımı aldım geldim. Bana arkadaşlarım Atatürk dediler. Benim bir arkadaşım var, Mahmut Kılıcay. İşte böyle bir şeyler anlatıyorduk. İşte şöyle yaptık, böyle yaptım falan.
Canım sen Atatürk gibi adamsın dedi adam. Aynen bu isim bize lakap olarak kaldı gitti. Ya arkadaş sen bunu nereden söyledin? Benim ismim Fevzi Çakmak. Atatürk'ü bir deneyim. Atatürk de başkası olsun. Ama ben Atatürk olmasından razıyım. Fevzi Çakmak olmaktan da razıyım. Hakikaten dış görünümünde kaşlarımda falan biraz benzerlik var. Biraz da dirayet bakımından bazı şeylerde ben öncülük yapıyordum arkadaşlara. Ben olmayınca arkadaşlar çok işe hiçbir işe girişmezlerdi. İlle beni arayıp bulacaklar, beraber yapacağız. Onun için o arkadaş onun için söyledi bana. Sen Atatürk gibi adamsın dedi. Bu arkadaş birkaç kere söylemiş, başka yerlerde de söyleyince arkamdan böyle denmeye başlamış. Köyde çocukluğumuz hür geçti. Biz arazide gece gündüz arazide kalıyoruz. Rahmetli babam beni 12 yaşımda gece ekinin yanına gönderdi. Köyden 4 kilometre uzakta ekin işletmişler, tarlaya dökmüşler. Git dedi filan yere ekin işlettik. Davarlar yemesin. Git ekinin yanında yat. Bir kötü palto aldım. Düştüm yola. Dağdan bayırdan dağdan yolda yok gittiğim yerde. Keseden gidiyorum. Gittim ekini buldum. O gün ekinin yanında yattım. Sabahleyin geldim. Yani korkmak, korkuyu insan dağda geze geze korkusunu yener. Karanlıkta dağda gezen insan korkuyu atar. Ben çünkü çocukluğumdan biliyorum. Bizde korku kalmadı. Çocukluğumuz dağda geçti. Karanlıkta geçti. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdiki nesile örnek olacak bir şey. Gençler dışarı çıkmıyor korkuyor. Şimdi benim torunlarım var. Neden? Dışarıda çocuklar zaten oynayamıyor. Emsallarıyla bile oynayamıyor. Biz öyle yetiştiğimiz için köyde kendi emsallarımız arasında çok hür yaşadık. Babam iki evliydi. Anam ve analığım. Analığımın da iki çocuğu vardı yanında. Biz de üç tane de babamdan üç kardeş biz idik. İki de analığımdan kız oldu. Beş. İki de analığımdan vardı. Yedi çocuktuk. Bir evde. Ama işe geldi mi hepimiz beraber neyse buyrulan herkes işine giderdi. Biz artık işe az çok gücümüz yetmeye başladı. Rahmetlik babam tarlaya gönderip çiz sürdürmek istiyor. Biz okula gitmek istiyoruz. O şekilde okula gidemedik. Babam geldi, bize iş yaptıracağız diye. Harmanda harman işi. Bahar geldi mi tarla işi. Güz geldi mi ekin işi. Yani okula gidemedik. Ama ben kaçarak okudum. Hem ilkokul okudum. Hem Kur'an okudum. Babam mesela bizim yapamadığımız dersleri getirdiğimiz zaman sosyal, fen biz onları görürdük. Babama mesela söylediğimiz zaman babam anlatırdı biz kompozisyon yazardık. Öğretmene götürdüğümüz zaman öğretmen hayretle dinlerdi. Benim çocuğum dahi ortaokula giderken babama bir kompozisyon yazdırmıştı. Öğretmen demiş ki size kim yazdırdı bu kompozisyonu? Dedem deyince şaşırmış. Deden ne mevzunu oğlum demiş. İlkokul demiş. Dedenle tanışmak istiyorum demiş. Babam mesela çizimi de çok güzeldi. Babam bir resim çizmiş. Battal Gazi'nin resmini çizmişti. Öğretmen bizden resim istedi. Ben geldim eve baktım resim çizemiyorum. Tabii resmim güzel değil, babam gibi değil. Babamın defterinin resmini yırttım. Öğretmene götürdüm. Öğretmen de baktı dedi ki bu dedi senin işin değil. Aynen öyle dedim babamın çizimi. Getirdim tabii yerine geri koyamadım. Babam diyor ki benim resim nereye gitti? Söyleyemedik de o zaman çocukluk şeyi. Sonradan diplomaya müracaat ettim. İmtihana girdim. İmtihanı yaptım ben.
Ama beni karışıklıktan içmeyenlerin yanına koymuşlar. İkinci bir sınava gittim şeye, bütünlemeye. Müdür bakmış, okumuş, yazımı falan görmüş. Demiş ki ya bu çocuğu siz niye geçirmediniz bu adamı? Çağırdı beni, tepli gitti. Dedi ki, müdürüm dedim, ben dedim okumuş adamım, azıcık okudum. Belli belli dedi, hemen diplomasını verin dedi. Diplomayı da o şekilde aldım. Benim emsallarımdan çoğu ayakkabı nedir görmediler. Yani lastik alındığı zaman sevinçten uçarlardı. İlk lastikler o zaman ilk çıkmıştı. Babam rahmetli Ankara'ya çok gelip giden bir adamdı. Çok vakti Ankara'da geçiyordu. Dedemden ayrılmıştı. Dedem varlıklı bir adamdı. Babam da bir yerde hazırım üzerinde imiş. Biz çocukken abim yetişmişti. Abim ve ablam vardı. Ve 64'te babamı hastaneye götürdüler. Biz burada işine uğraşıyoruz. Daha Erman'ımız var. Eylül'ün 10'una geldi. Babam da hastanede ama biz hastaneye niye götüremiyor abim gibi bizi. Biz çocuğuz. Genciz ya, çalışıyoruz devamlı, işin başındayız. Abim gel gidiyor anam gille. Babamı görüyorlar ama babamın hasta olduğunu söylediler tabi. Babamı ameliyata alıyorlar. Kolon kanserinden. Babam ameliyattan kalkamıyor. Babam vefat ettiğinde ben 16 yaşındaydım. Biz de köyde işteyiz. Bir de ikinin üzeri babamı otobüsün üzerine yüklemişler. Tabudunu. Bir de köye geldi. Gazi ağa ölmüş diye köye ilah ettiler. Ben de Samanık'taydım. Saman yerleştiriyordum. Fırladım, gittim aşağı, baktım ki babam otobüsün üzerinde tabudu geçti eve. Eve nasıl geldim bilemiyorum. Geldim, büyüklerimi açtılar. Çocuk görsün diler ya. Babama bir sarıldım. Buz gibi. Kendimden geçtim, buz gibi onu verdim. Sarılınca. Gözüm yaşı durdu. Beni kenara aldılar. İşte iş dost geldi, babamın cenazesini aldırdılar. Ondan sonra abimle çalışmaya başladım. Fakat bu arada tabi abim beni evlendirmeyi düşündü. Abimin yanında kaldım ya. Yaş 17-18. 17, daha 18'e gelmedim. İşte babamdan bir sene sonra. Artık cahil davranmaya başlamışım. Abim babamın dostlarına diyor ki, işte biz amca derdik babamın konuştuklarına. Süleyman amcam vardı rahmetliye, diyor ki artık diyor bizim çakmak diyor pek diyor bana boyun eğmiyor diyor. Bu diyor delikanlılık çağı gelmiş diyor. Bunu everelim diyor. Halbuki dedim ki Süleyman amca, benim hiç ilakam yok. Abim sert davranıyor, ben de onun için sert davranıyorum ona. Diyor. Yok yok dedi, oğlum seni vereceğiz falan dedi. İşte şöyle olur, böyle olur. Babamın ahbabı varmış Türkebak köyünde. Orada da halamız vardı bizim. Halamız tavsiye ediyor. Annem gel bizi, beni razı ettiler işte falan filan. İşte nenem rahmetli ki diplomat bir kadındı. Anama demedim mi? Nenem beğenirse dedim alırım dedim. Nenem gitti. Anam demiş büyük bacısını alacağız. Nenem de dedi küçüğünü alacağız. Ben anama dedim ki nenem ne diyorsa o olacak. Anam oğlum işte şöyle böyle dedi ama. Ya ana dedim. Sen dur hele dedim. Annem bostan bozmaya gittiler. Kız kardeşimden. Sen de ekmek yap dedi. Ben de ekmek yapıyorum. Yoğurdum ekmek yapıyorum bazen. Bunun abçasıymış. Ve abçasını oğul abçasıyla. Ben bilmiyorum. İlk bana gelişini diyeyim. Tabi olsun ilçe başkanı şimdi.
Yedi sene, üç tane mi ne kaldıydı ekmeğin tam. Kapıdan gidip ekmeğe vurulmuş zaten amcasının oğlu. Oradan gene ben girmedim yanlarına. Komşuyu çağırdım. Ben bilmiyorum, görmüyorum. Hacer teyze dedim, gel bir dedim, misafir geldi bize dedim. İki tane kimse anam da yok diyorum, böyle ettirdim. Oradan gördüler, tamam kızım dedi amcası. Sonra bir daha geliriz dedi. Ne geleceğini bilmiyorum bile. Ben gelmiş, şey demiş, abcaoğlu, alırsan küçük çık kızı al demiş. İşte bu oldu. Ne görüşmemiz var, ne bir şeyimiz var. Bu sebep. 13 yaşında. Biz de daha o zaman çocuğuz, cahiliz işte, daha bir şey bildiğimiz yok. Hiç görmeden evlendik. Evleninceye kadar bir de gelip gitme ayıptı. Gittiğinde adamı elini bağlarlar, turan yaparlardı. Sen eğer oraya gidip yakalanacak olursan, öbür köye nişanlını görmeye gittiğinde, yakalarlarsa turan yaparlardı. Şimdi elini bağlarlar, ayaklarından geçirirler. Kavga yaparlarmış, sınır kavgası. Şimdi seni buradan alırlar, öbür tonca atıyorlar. Öbürü otoştan bu tonca atıyor. Şimdi senin cılgın çıkıyor. Yani dövmeye falan gerek kalmıyor hiç. Öyle olmuş. Benim dayımı yapmışlardı. Ben duydum. Ben de onun için korktuğum için nişanlımı görmeye dahi gidemedim. Yok, gelmedik. Diyorum hiç gelmedik. Turan yaparlardı. Neden geldi? Zaman öyleymişti. Şimdiki gibi herkes kendi alıyor, kendi seviyor, kendi oluyor. Surumuz var mı şimdi? Yok. Onlar evine hiç gelmedi. Korkudan gidemedik. Hiç gelmedi. Bilmedim ki ne olduğunu. Gelseydi mesela görürdük birbirimizi çoğunlukla. Nişanlı 6 ay kaldım. Şimdi abim rahmetlik, ben aynı zamanda çalışkanlığım bakımından iyi çalışıyordum. Abim diyor ki, ya kardeşim çok çalıştı. Gerçekten abimin nedirse ben abimin evladı gibi. Hiçbir itirazım olmadı. İşimiz de düzgün. Abim diyor ki, ya bizim diyor babamı rahmetlik diyorum. Hatırı çok oradan olan bir insandı. Diyor ki, kardeşime güzel bir düğün yapacağım. Bütün etraf köyleri okudu. Susuz'a kadar, şeye kadar, efendim, Bala'ya kadar. Şimdi babam çok zaman Ankara'da vakit geçirdi. Ankara'nın dışlarına, düğünlere, şuralara, buralara, derneklere, devamlı düğünlere giderlermiş. Mühiye'de, efendim, Çıbık'ta, Sarayköy'de, Kazan'da, bu civarlarda. Babamgil Ankara'nın o zaman bir toplumu varmıştı. Efe Ağar'ı yaşayan. Ankara'nın Kabadaylar varmıştı. Kabaday Mehmet, Hacettepe'li Hayri, Bayram Arıcı Zekeriya Bozdağ, babamgil'in samimi arkadaşlarıydı. Bayram Arıcı sahaydı o zaman. Bayram Arıcı'yı abim rahmetlik davetiye vermiş. Adam çıktı geldi. Ve ağladı burada. Bana sarıldı. Çok dedi, babanın iyiliğini gördüm babanın dedi. Adam ağladı. Burada hatta saz çaldırdılar. O yaşta. Sazı da bir miktar çalıyordu. İleri derece çalamıyordu artık. Babamın işin dostu, ahbabı nerede varsa hepsi de geldiler. O tarihte bana yapılan bir düğün kadar şatafatlı hiçbir düğün olmamıştı daha. Evlendikten sonra ikinci sene çocuğumuz oldu. Ben askere gideceğim. Kızım bayağı apalamaya başladı. Abim rahmetlik kucağına alıyor. O yediriyor falan. Onlara alışmış. Çocuk bana alışkın değil zaten. Çocuğu eskiden büyüklerin yanında çocuğumuzu sevemezdik. Ayıp sayarlardı. Biz çocuğumuzu büyüğümüzün yanında kucağımıza alamadık. Öyle bir saygıdan
Öyle bir usul vardı. O tarihlerde bunlar yaşadık biz. Ben babamın benim başımı okşayıp daha bir kere yüzümden öptüğünü bilmem. Bir askerlik hariç. Askerde ağladığını gördüm beni görünce. Ne kadar duygusal olduğunu da zaten orada anladım. Yani onun dışında öyle hani bir sevgi gösterisi yoktu. İhtiyaçlarımız görülürdü zaman içerisinde. İhtiyaç hasıl olduğu zaman. Sonra da sofrada konuşurduk biz. Yani öyle hani oturup özel olarak gel konuşalım falan pek olmazdı yani. Babam bize hiç şimdi sarılmazdı. Ben gelin giderken babam ilk bana sarılmıştı. O zaman ben çok duygulandım. En çok yani üzüldüğüm şey o olduydu. Babam gelin giderken sarılıp kızım hadi Allah yerine yakıştırdın dediği zaman hem çok mutlu olmuştum hem de çok hüzünlenmiştim. Babam yani severdi ama sevgisini belli edemezdi. Mesela eşinin ismini bile söylemezlerdi. İlk defa mesela babam annemin ismini söylerdi. Şükran diye mesela. Ama annem söyleyemez, hala söyleyemez babamın ismini. Çünkü o büyüklerine karşı olan bir saygıdan dolayıydı. O çocukları mesela büyüklerin yanında sevmemesi, ne bileyim eşiyle hani öyle rahat konuşmaması. Şimdiki gibi değil tabii. Yani babam sertliğin altında aslında yumuşak. Bunu belli etmeyi bilmiyor sadece. Ama buna yaşantısından gelen bir şey. Ona yaşantı onu öğretmiş. O onu yaşıyor. Askere buradan trene bindik. Birinci ay kış günü Kütahya Uşak arasında öyle bir güzel kar yağmış ki hala da yağıyor. Trenden Afyon'a Denizli'yi bulamadık. Bunu aldık. Bir de Denizli'ye inmişiz biz. Dedik ki ya artık inelim de otobüsle gidelim. Tam öyle bunaldık trende. Bir de indik. Akhan var ya şeyin istasyon. Denizli'nin altında istasyonmuş. Bildiğimiz yok. Orada inmişiz. Ya arkadaş Denizli nerede diye sordular. İşte Denizli burasıdır. Allah Allah. Dışarı çıkmadığımızdan yani gurbete çıkmadık. İnsan bir şey bilemiyor. Kör oluyor gözü. İlk kez çıktım. Hiç daha gurbete çıkmamıştım. Denizli Ereğitim, 11. Ereğitim Tukayına teslim olduk. Sabahleyin gözümüz aydın diye bağırdı çavuşlar. Ne var? Siz Soke'ye gidiyorsunuz. Ne var Soke? Soke rahatmış yani. Biz aydın Soke'ye gittik. Otobüslere bindik. 4 ay Acem Birliği'nde Söke'de kaldım. Biz askerliğe kendimizi mecbur bağlamış insanlarız. Anadolu insanı askere gittikten sonra kendi memleketini fazla düşünmez. Onun için hiç aklıma gelmiyordu. Çünkü orada bir görevim var. Ben orada vatan görevine gittim. Oradan dağıtım olduk. Biz İslahiye'ye düşmüşüz. Böyle komutanım ağırlıydı. Allah razı olsun. Çavuşlar ne yaralandı diyorlarmıştı ki. Çakmakulu soyup inzibat merkezine verir böyle komutanı falan diyorlar. Bölükte eğitim ağır. Ben de orada mağabereciyim. Çakmakulu soy gelince gelsin beni görsün demiş Akın Oktay. Vardım selam verdim. Ulusoy dedi, seni inzibat merkezine versem ne din dedi. Siz bilirsiniz komutanım dedim. Sonra inzibat merkezine geçtikten sonra askerliği sevmeye başladım. Sevdim yani. Bölükteyken de seviyordum askerliği ama zor geliyordu. Her gün aynı eğitime gittiğim için. Biz 24 ay üzerine gittik. 20 ay 21 gün askerlik yapmışım. Yani askerlik 24 aydan 20 aya düştü. Askere gitmeden bir kızımız oldu. Ben askerden geldikten sonra iki oğlum oldu. Bir oğlumuz, bir kızımız daha.
onların küçükleri. Yani 5 çocuğumuz oldu bu şekilde. Şimdi 13 torunumuz oldu. Eskiden yer sofrası, sofra altı altında misafirin kalabalıklığına göre, nüfusuna göre sofra kurulur. Eğer misafir azsa, iki kişi ise iki kişilik sofra kurulur. Eğer misafir kalabalıksa ona göre büyük sofra açılır. Devamlı sofra altı olur, sofranın altında. Benim aklıma girdiğinde ağaç kaşık vardı. Ama babam rahmetliğin zamanında demir kaşık aldı babam. Babam gezginci bir adam olduğu için köye demir kaşık ve çatal kalmış. Hemen misafir geldiğinde kimseye danışılmadan hemen hindi tavuk kesilir. Ocağın altı harlanır. Odun ateşiyle gaz ocağı bir yanda yanar, ocak bir yanda yanar. Yemeğin çabuk hazırlanması için. Hemen kısa sürede gerekli olanlar hemen kısa zamanda hazırlanır. Misafirin müddetine göre eğer uzun süreli misafir gelmişse baklava, et yemekleri türlü, efendim düğün pilavı pişirilir, hindi veya tavuk kızartılır, sofraları zengin olurdu. O zamandaki yapılan yemekleri yani yapılan etleri son zamanda gelen misafirler bize anlatıyordu. Ya biz böyle böyle kazaya misafir olduk da bize böyle böyle yapmıştı diye. Ezel'in yemekleri nasıl? Misafir geleceği zaman böyle bir hazırlıklar yapardık mesela. Ne pişireceğiz? Yaprak sarardık. Böyle fasulye pişirirdik. Baklava yapardık. Dur mesela. Bak dur bir diyeceğim bak olsun. Sütlümüz vardı. Sütlü yapardık. Böyle höşmeremleri yapardık. Baklava yasardık. Misafirleri tabi. Hep tabaklara. Höşmeremizin üstüne de petek bal konurdu. Şimdi o yok. Petek bal konurdu. Biz şeker ekiyoruz. Öyle inirdi. Tatlımız olarak da baklava en önemlisi höşmerim. İkisini yapardık. Tabaklarımız vardı. Şimdi tabaklar niye kalktı hali? Kapaklılarımız vardı. Hep kapaklılar. Höşmerim tabağımız ayrıydı. Pilav tabakları ayrıydı. Onlar niye kalktı şimdi? Büyüklerimiz işlerini bitirdikten sonra herkes odaya gelir. Odada bir düzen üzere otururlar. Adabın müsaade ettiği şekilde. İnsanın toplumda odalardan almış olduğu gençlerin bir edep, bir terbiye vardı. Odalar bir eğitim vazifesi görürdü. Ben köyün tarihine çok meraklıydım. Rahmetli İzzet Kılıç Arslan vardı. Hatip, eski yeni okumuş, Osmanlıca'yı okuyan ve tarihi de iyi bilen bir adamdı. Şimdi o geldiğinde ben bunu hatırladım. İzzet dayı, falanca kimin akrabası ya, bu köy nereden gelmiş? İşte bu köyde kim kimin akrabası falan. Adam anlatırdı. O sandığı zaman da oğlum, dedi la oğlum görmüyor musun sınırları dedi. Tarlaların sınırını görmüyor mu? Toprak anlatıyor derdi. Hakikaten inceledim ki toprak kim kimin akrabası, kimin arazisi, kimden bölünmüş? Biraz da mantığını çalıştırdığın zaman insan akrabalarını buluyor. Toprak sınırdan. Bunu gördüm ben. Ve bizim köyümüzde de akrabalık topraktan miras yoluyla devam ettiğini çözdüm. Sonra savaş yapan adamları çok konuşturduk. Bizim köyde bir Salim dayı vardı. Savaşta şeyde bulunuyor, Tınaztepe'de. Afyon büyük taarruzda orada bulunuyor. Oraya geldi mi adam ağlardı. La oğlum derdi, Yonan bir makineli tüfek kurmuş. Topları da mevziye kurmuş Afyon'u geçtikten sonra. Tınaztepe'de dedi,
bizim asker açığa düştük. Öyle bir kırıldık, öyle bir kırıldı ki öyle bir asker kaybımız oldu ki dedi. Sonunda dedi o makinel tüfeğe o topları durdurduk ama çok kayıp verdik dedi. Orada ağlardı adam. Ondan sonra dedi İzmir'e kadar Yunan'ı kovaladık. İzmir'e varınca Atatürk bizi içtima yaptı. Ankaralılar kalksın ayağa dedi. Kalktık. Ankaralılar müjde size. Ankara'yı başkent yaptım demiş Atatürk. Orada müjdelemiş Ankaralılara. Bunu anlattı adamlar. Eski yaşantımız artık yok. Şimdi köy düzeni değişti. Şimdi yaşadığımız ne köy ne şehir. Ama biz istiyoruz. Eski düzende her şey devam etsin. Çoluk çocuğun alışkanlıkları, terbiyesi, efendim kültürü aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Yani yaşadamıyorsun. Pantaziye giriyor. Pantaziye girdi. Çoluk çocuk yeni şeylere merak ediyorlar. Yenileri gördükçe çocuk senin yaşadığın gibi yaşamıyor. Yeniye tevessüm ediyor. Yani bu da ne yapıyor? Bizi zayıflatıyor kültürümüzü. Şehir yaşantısı. Yani insan irtibatını uzaklaştırdı birbirimizden. Şimdi eski komşuluğu kuramıyorsun. Eskiden bir komşunun başına bir şey geldiği zaman iyi veya kötü bütün komşu oraya yığılırdı. Şimdi kimse kimseye yaramıyor. Şimdi aslında değişen sadece köy değil yani bütün toplum değişiyor. Ama toplum değişirken bizde değiştiriyor elbet. Yani uymak zorunda kalıyorsun. Örneğin at arabasıyla çift sürerken traktöre geçmişsin. Şimdi bu da bir değişim yani. Bunu ötelemek ya da ileriye atmak bence saçmalık. Zamanı geldiği zaman onu alıp yapmak en güzeli. İlişkiler olarak ilişki tabii ki eskiden köyde mecburiyetler de vardı. Şimdi mecburiyetlerden doğan ilişkiler var. Bir de sevgiden doğan ilişkiler var. Burada hangisini konuşacağımız önemli. Şimdi babamın birçoğu bence mecburiyetten olanlar. Şimdiki kopukluklardan bahsediyorum. Niye? Adamın her türlü imkanı var. Senden bir şekilde yararlanmaya çalışıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bu menfaat ilişkisi oluyor. Sevgi ilişkisi eskiden daha böyle daha güzeldi. Mecburiyet sevgiye dönüşüyordu. Niye biliyor musunuz? Düşünün köyde bir tane traktör var. Ya da iki tane traktör var. Kimde var? Ali'de, Veli'de ya da Çakmak'ta. İnsanlar seven zaten çok rahat geliyor da sevmeyen de bir şekilde aracı sokuyor, bir şey sokuyor. O ilişkiyi güçlendirmeye çalışıyor. Niye? İşi olsun diye. Bu da menfaat ilişkisi oluyor yani. Ama bence asıl ilişkiler yine eskidendi. Ha biz farklı gördük biraz. Şimdi biz çocuklarımıza daha farklı davranıyoruz. Bizden sonraki daha farklı davranacak. Yani o süreç bu. Yani dediğim gibi yaşantılarla alakalı. Yani yozlaşıyor insanlar. Saygı kalmadı, sevgi kalmadı, huzur kalmadı. Yani huzur önemli. Huzur kalmadı. Yani geri dönmemiz gerekir yani. İnsanlar ben oğluma öğretiyorum mesela. Ben babamdan nasıl öğrendiysem benim oğlum üniversitede okuyor. Ben diyorum yani şuna. Şimdi bir insan komşusundaki veya akrabası yani şeye geldiği zaman evini açtığı zaman işte bir ihtiyaç var. Dedem dermişti yani alırsa o ihtiyaç malzeme neyse onu al git dermişti. Şimdi öyle bir şey değil. Şimdi şuradan bir gelse biri komşunun biri şu bizim eve benim 12 yaşında çocuğum var o bile karışıyor. Malzemeyi alma veya şöyle böyle yozlaşıyoruz yani gittikçe birbirimizden ayrışıyoruz. 15 yaşında 17 yaşında çocuk bile paralı yani işte imar olmuş tarlalar para etmiş. Kimseye ihtiyacı yok. Hiç etmemiş. Görmeden böyle zorluk çekmeden bir şeye elde etmiş. Elde edince kendinin nerede olduğunu bilemiyor. İnsanlar kopmaya başlıyor. Aynen öyle. Şimdi mesela benim 3 tane çocuğum var. Mesela bizim evde 2 tane televizyon var.
Diyelim ki çocuk biri bir yerde oturuyor, biri internete alıyor, odasında oturuyor, öbürü başka yerde oturuyor. Bizim ben başka bir ailede bir kopukluk var. Bu televizyonda çünkü niye diziler çok kanallı olduğu için herkes bir kanalda bir şey seyretmek istiyor. Bir de internet var. İnternette de mesela çocuklar şimdi ellerinde herkesin akıllı telefon var. Yani televizyon olmasına gerek yok. Akıllı telefonlarla da o işi görüyorlar. Onun için aile oradan kopuk oluyor. Mesela babamın analığı vardı, nenem. Masal anlatırdı. Derdik ki biz bir daha anlat. Her gün aynı masalı dinlesek bıkmazdık. Mesela kendi çocukluklarında yaşadıklarını anlatırlardı bize. Biz oturur mesela dinlerdik. Işık yoktu, televizyon yoktu. Gaz lambasının kenarına otururduk, dinlerdik. Yani bizim çocukluğumuz gerçekten çok güzel geçti. Yani beş kardeştik ama çok mutlu bir çocukluğumuz oldu. Burada bir toplum yaşıyoruz. Şimdi burada imamlar devlet tarafından görevli. İmamların izinleri var. Herhangi bir gün, iki gün izini var adamın. Kendimi yetiştirdim ve izine gideceği zaman gücümün yettiği kadar namaz kıldırabiliyorum. Şimdi ben niye bu kadar sağlıklı yaşayabildim? Ben çocukken akşam ezanı okunsun diye beklerdim. İşten gelirdim. Anam yatağı sermiş olurdu. Akşamına bir yatardım. Sabahleyin zor kalkardım. O derece uyurdum. Çocukluğumda, gençliğimde mesela tatlı. Ben pekmezi kepçeyle içerdim. Küplerin başına gider, kepçeyle pekmezi alır, içer, ondan sonra işe giderdim. Devamlı tereyağı yedim. Ömrüm boyunca tereyağı. Şimdi hala yine en çok sevdiğim tereyağı. Bir de insan kendi hareketli olmalı. Bir şeyler yapmalı. Kendini boşluğa vermemeli. Kendini boşluğa verirse ne olacak? İnsan vücudu çalışmayınca hazmetmeyeceksin. Yediğin yaramayacak. Ya şişmanlayacaksın ya fazla kilo yapacaksın. Ondan sonra da hareketin kesiliyor. Hareketin kesilince de hastalık. Muhakkak bir hastalığa yakalanıyorsun. Benim görüşüm, tahminim, insanların sağlıklı olması, sağlığının bozulması buraya bağlı, yemeye içmeye bağlı diyor. Ben orada her zaman çalışmayı tercih ederim. Ben kış geldiğinde vücudumun hareketi ağırlaşıyor. Yaz geldiğinde vücudumun hareketi rahatlar. Niye? Bahçeyle uğraşıyorum ben. Dalına, budağına, çubuğuna, efendim, sebze ekiyorum. Her şeyi yetiştiriyorum ben. Çocukların bütün konserveyi ben kendim temin ederim. Domatesini, biberini, salatalığını, efendim, kendimden temin ederim ben. Ben üretirim burada. Şu bahçede üretirim. İnsanoğlu kendini tembelliğe, hareketsizliğe vermemeli. Bir alıştırırsa bir daha vücut çalışmıyor.